Bebeğim. Bebeğim iyi mi doktor? Maalesef onu kaybettik. Ama sen yaşayacaksın. Sen hala yatmadın. Uyku tutmadı nedense. İpek'in durumu iyiye gidiyor. Harika. Hastaneye gittiğimde Mithat da Salma Hanım da oradaydı. Ne işleri varmış? Merak etmişler. Hem de hastanenin en iyi hekimlerinden biri Mithat'ın arkadaşıymış. İpek'le de bizzat ilgileniyor. Dediğine göre... Başım ağrıyor. Çok mu içtin? Sadece bir kadeh. Unuttun mu? Hamileyim. Mutluluğunu bu kadar belli etmen ne hoş. Ben bir çocuğa hazır olup olmadığımdan emin değilim. Çünkü senin zaten çocukların var, öyle değil mi? Onlar senin de çocukların. Ya da ben böyle hissettiğini sanıyorum. Sen ne hissettiğimi nereden bilebilirsin ki? Sen yeni doğan bir bebeğin kokusunu duydun. Kendinden bir parça yaratıp ona ilk baktığında işte bu benim diyebildin. Hayatta benim diyebileceğim hiçbir şey yok. Nil, senin bir ailen var. Biz varız. İpek ve Lara bana ait değiller. Anne olmak istiyorum. Ancak bu şekilde senin olduğumu, biz olduğumuzu hissedebileceğim. Bu çok zor bir karar. Ama onu öldürmek kolay bir karar. Öyle mi? Bu kez ölmesine izin vermeyeceğim. Bu kez mi? Üniversitedeyken... O zamanki erkek arkadaşımdan hamile kaldım. Doğurmaya karar verdim. O bebeği çok istedim. Ama doğumdan sonra yaşamadı. Onu kaybettim. Bilmiyordum. O da bebeği istememişti. Bu tıpkı bir lanet gibi. Sen de onun gibisin. Bana sormadı bile değil. Korunman gerekirdi. Korunmadım çünkü bu çocuğu istiyorum. Senin çocuğunu doğurmak istiyorum. Ama ben istemiyorum. Anlasana. Ben ne Ebru'nun ne de Sahra'nın sahip olduklarını kucaklayamadım. Ne bir çocuğu, ne bir kariyeri, ne de seni. Nil, ben buradayım. Sen yoksun. Hiç olmadın.